neler için çalışıyor? Bilim dünyası için de çalışıyor ve Türkiye'nin 6 ilinde kurulan kamera sistemleri var. Ve bu kamera sistemleri tabii ki insanları da izleyen, güvenlik ortamını takip eden bir sistem söz konusu ama bu sistemler, bahsedeceğim bu 6 ilde kurulan sistemler bilim dünyasını izliyor. Nasıl derseniz, atmosfere giriş yapan meteorları mesela takip ediyor. Ve bu takip sayesinde 6502 meteorun parçalanma anını tüm bu kameralar kaydedebildi değerli izleyiciler. Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen bir sistem bu aslında. Adı da şöyle, Türkiye Meteor Takip Sistemleri ve Ağ. Bu sayede ne kadar meteor patladı ya da ne kadar meteor girişi mesela Türkiye yakınlarına ya da dünyaya oluyor, onun hepsini kaydedebiliyorlar değerli izleyiciler. Ve 6 ilde kurulan bu kamera sisteminin çok daha fazla yaygınlaştırılacağı ifade ediyor. Meteor patlamalarından korkuyor musunuz? Çok merak ediyorum. Bu kadar çok meteor haberleri paylaşılıyor, değil mi? Yeri geldiğinde Rusya'da, birazdan o videoyu da izleyeceğiz. Rusya'da amatör bir kamerayla meteor patlaması kayda geçmişti. Onu birazdan görüyor olacağız. Ama onun dışında mesela dün uzaylıları konuştuk. Ben uzaylılardan korkuyorum ya da korkmuyorum diyenler oldu. Meteor patlaması yaşandı dese biri mesela yakınlarda. Korkar mıydınız yoksa yahu bir şey olmaz ne olacak ki bu atmosfer olayı bu da geçer. Tıpkı yağmur gibi mi derdiniz? Tepkilerinizi çok merak ediyorum. Çünkü özellikle meteorların patlama şekli şu şekilde, atmosfere girdikten sonra meteorlar genellikle ışık yayarak parçalanmaya devam ediyor. Belki de en tehlikeli nokta burada. Parçalanmaları çok daha fazla tehlikeli olmalarına sebep olabiliyor. Şimdi bu görüntüler Rusya'dan gelecek görüntüler. Normal iki vatandaş arabada giderlerken bir anda karşılarında inanılmaz bir patlama görüyorlar. Sonradan fark ediyorlar ki bu aslında meteor patlamasıymış değerli izleyiciler. Peki o anları nasıl kayda geçirmişler? Amatör bir kamera kaydı olduğunu söyleyelim. Hep birlikte izleyelim. Size bir sorum var. Siz arabadasınız. Böyle bir olay yaşanıyor karşınızda. Ne yapardınız? Kaydeder miydiniz mesela telefonla? Yoksa kaçar mıydınız? Arabayı bırakıp kaçar mıydınız? Neler yapardınız? Çok merak ediyorum. İzleyelim. Sonra alacağım cevaplarınızı. Ох, пиздец там дымище, нахуй. А, не, это из трубы. Пиздец, стекла повылетали в домах. Ебать, что происходит, нахуй. Пиздец. Да откуда запустили-то? Пиздец. Главное, следы заканчиваются вон там. Вверх, что ли, ушла? Ебать! Нихуя! Блять, война нахуй! Что за нахуй? Ох, пиздец там дымище нахуй. А, не, это из трубы. Пиздец.